Amniyosentez veya kordosentez, koriyomyelit biyopsisi gibi girişimlerden sonra eğer elde edilen hücrelerde fetüsle, yani doğmamış bebekle ilgili problemler ortaya çıkarsa, özellikle kromozom bozuklukları saptanırsa, mesela Down sendromu, Edwards sendromu, Hatavu sendromu gibi ölümcül olabilen ya da doğacak bebeğin yaşamını, yaşam kalitesini, sosyal ve tıbbi şartlarını etkileyecek hastalıkları bulmuşsak, bu tip gebelikleri etik sınırlar içinde, bu da nedir, 22-24 haftayı geçirmemek kaydıyla gebelik sırasında müdahale ederek sonlandırmak bir seçenektir. Bunların hiçbiri mecburi değildir. Mutlaka anne ve babayla paylaşılması gerekir. Bazı problemler hayatla bağdaşır ve mutlaka bunun sonlandırılması gerekmez. Örneğin bazı cücelikler hayatla bağdaşır. Bunlara da sonlandırma yapmak gerekmeyebilir. Ultrason tetkiklerinden sonra bu tip tanılara gidilebilir. Her türlü problemi mutlaka sonlandırmak gerekmez. Ama ağır şartlar, doğumdan sonra kaybedilecek bebekler söz konusuysa, yok ya da çok ağır problemlerle yaşam sürdürülecekse, bunlar gebeliğin 22-24 haftasından önce sonlandırılabilirler.